Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Çelim Şahin. Blog serimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serimizin bu videosunda kategori içeriğini yapacağız. Yani ben buradan herhangi bir tane kategoriye tıkladığım zaman o kategoriye ait konuların listelenmesini yapacağız. Öncesinde şunu yapmamız gerekiyor. Önceki videoda şey olmuştu ya, hani iki tabloyu birleştirmiştik, ID'ler farklı gelmişti falan, gördüğünüz üzere bakın. ID'ler hep aynı geliyor. Yazılar tablosuna tercih ettim ben. Bunun ID'sini, şu tablodaki ID kısmını yazı alt ID yapın. Herhangi bir sorun kalmayacaktır. Ve tabi index.php'ye gelip buradaki ID kısımlarını yazı alt ID'si, yazı alt ID'si ve şu linki kopyalayın. Çünkü başlık kısmına eklemeyi unutmuşuz. Şuradaki H2 kısmındaki başlığa ekleyin aynısını. Bir kontrol edelim bakalım. Gördüğünüz üzere herhangi bir sorun yok. Evet. Bunu çözdüğümüze göre şimdi kategori sayfası da aynı bu gördüğünüz indeksin aslında aynısı olacak. O yüzden indeksi kapatalım ve kopyalayalım. Copy. Blok dersi altına yapıştıralım. Kategoriler.php. Evet. Şimdi bu kısımları silmeyeceğim. Sadece üzerinde değişiklik yapacağız. Ve şuraya aslında şu sorguya benzer bir şey yazacağız. Hemen. Evet. Şunlar şurada kalabilir. Buraya diyorum ki cut eşittir. Dolar alt dire get. Cut save. Çünkü benim şuraya tıkladığım zaman şu get var ya, bu get'ten gelen bir şey var mı onu benim anlamam lazım. Eğer yoksa da cut header location are of site URL diyebiliriz. Direkt olarak ana sayfaya gitsin. Şimdi bu linkten gelen bir kategori varsa bizim öncelikle bu kategoriye ait ID almamız gerekiyor. Neden? Çünkü yazılar tablosunda yazı kata ID'si var. Biz ID'ye göre eşitlediğimiz için mesela şurada PHP gelmiş ya, bu PHP'nin bizim ID'sini almamız gerekiyor. Öncelikle o sorguyu yazacağız. Hatta kategori bul diyebiliriz buna. Daha anlayışlı olması şey anlaşılır olması açısından konuşamadım. Prepare select yıldız from kategoriler ver cut save K diyebiliriz. Geçici bir değer aktarabiliriz. K cut diyebiliriz buna da. Ve bunu da dizi haline getiriyorum. Cut row diyebiliriz buna. Kategori bul fetch video fetch object diyebiliriz. Şimdi şu an kategorimizi bulduk. Yani kategoriye ait bilgileri bulduk. Şimdi gelelim sorgumuzda yapacağımız değişikliklere. Burada da ne demişiz? Ver yazı durumu yazı durum demişiz ya. Buraya bir tane daha koşul ekleyeceğim. Şart ya da koşul. Diyeceğim ki yazı alt dire cut ID'si geçici bir değer aktarıyorum buraya. Cut diyebiliriz. Cut row'dan gelen ID. Kategorinin ID'si. Bunlar da zaten sadece sayıyı bulmak için, yani bu kategoriye ait kaç tane yazı var, kaç tane konu var, onu bulmak için yazmıştık. Index.php'de de aynı şekilde yapmıştık. Şimdi alttaki sorgumuza gelecek olursak. Burada da ver yazı durumu ID'si yazmışız ya. Buraya end yazı cut ID'si diyerek yine cut diyebiliriz. Ve şuradaki şartların bir tane daha ekleyerek içerisine integer, tabii ki de ID olduğu için. Cutrow ne diyecektik? ID. Evet. Aslında bu kadar basit. Yani bu bitti aslında kızım. Şimdi şunu değiştirebiliriz. Bu kategoriye ait konu bulunmuyor. Ve tabii sayfalama böyle olmayacak. Nasıl olacak? Kategoriler.php
cut alt tire save. Buraya gelecek olan neydi? Cut. Evet. Böyle olacak. İsterseniz bir kontrol edelim bakalım çalışacak mı? Mesela ben PHP'ye geldim. Bir tane konu var. Sahiden öyle mi? Bakalım. Cut ID'si 1'miş. Bir bakalım. Gördüğünüz üzere doğru gösteriyor şu anda. HTML'de iki tane varmış. Doğru mu? Bakalım. Evet. Sorunsuz çalışıyor. Flask paneline gelelim. Bu kategoriye ait konu bulunmuyor. Bu kategoriye ait konu bulunmuyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Aslında şuraya da kategorinin ismini yazdırsak sanki daha güzel olur gibi mi geliyor. Onu nasıl yaparız? Onu aslında şu kodların hepsini, yani tamamen şunların hepsini tasarımın üst kısmına, yani şu section'ın hemen altına ya da şuraya alabiliriz. Evet. Sonuçta bunlar sadece kategori adına ait bir get gelmiş mi gelmemiş mi diye kontrol etmesi için varlar. Tasarımı bozacak bir şey değiller yani. Şimdi şuraya geliyoruz mesela. PHP echo cut row cut adı kategorisi diyebiliriz. Ve Yavuz senin bloğun yanına da şöyle şunu yazdırabiliriz. Hatta bunu komple silebiliriz ya. Evet. Şöyle bir şey yapabiliriz. Evet. Mesela PHP'ye tıkladım. Gördüğünüz üzere PHP kategorisi dedi. Evet. Plastik panel kategorisi. Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir de sayfalamayı test edelim bakalım. Bu da çalışacak mı? Şunu bir yapalım. Mesela HTML'e girelim. Alttaki linke 2'ye geçelim. Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde o da çalışıyor. Aslında sayfalama fonksiyonumuz çok işe yaradı burada. Gördüğünüz üzere şu kadarcık bir fonksiyonla hemen, yani iki satırlık bir kodla hemen halledebiliyoruz. Arkadaşlar bu kısımda aslında bu kadar basitti. Sonuçta indeksin aynısını yaptık. Dilerseniz bu dersi burada bitirelim. Bu maddeye de yıldız ekleyelim. Bir sonraki dersimiz konu detay sayfası. Güzel bölümlere geliyoruz. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.